New York'taki en sıra dışı, en ikonik binalardan birisinin Sullivan R. Guggenheim Müzesi'nin dışında bulunuyoruz. New York 5. caddeden yürüyoruz. Cadde boyunca 2. Dünya Savaşı öncesinde inşa edilmiş, sırlı tuğladan yapılmış küp formlu binalar var. Sonra bu modern yapıyla karşılaşıyoruz. Frank Lloyd Wright, Manhattan'da unutulamaz bir iz bırakmak istemiş. Wright bu binayı kariyerinin son dönemlerinde 1943 yılında tasarlamaya başlıyor. Frank Lloyd Wright, Hilary Bey ve Sullivan R. Guggenheim'ı binanın modeliyle birlikte gösteren bu fotoğraf 1945 yılında. Binanın yapılması ise 1959'da mümkün oluyor. Bu gecikmenin 2. Dünya Savaşı, 1940'ların sonlarında yaşanan ekonomik durgunluk ve Kore Savaşı gibi pek çok sebebi var. Ayrıca spiral formdaki bir binayı nasıl tamamen betondan yapabilecekleri üzerinde çalışmaları gerekiyor. Binayı tarif etmek dahi oldukça güç. İki büyük kütle ve bu kütleleri bağlayan bir köprü var. Sürekli kendisini tekrarlayan dairesel bir form var. Silindirin yükseldikçe büyüyor. Wright, geometriye ve formlara önem veren bir mimar. Binanın cephesinde ve zemininde pek çok form kullanıyor. Binanın hemen her yerinde üçgenler, yedigenler ve daireler var. Binadaki rampaların genişliği ve duvarların formu sebebiyle yapının çatısı metal kafesler şeklinde oluşturulmuş. Yekpare bir yüzey elde edebilmek için ciddi bir teknik planlama yapılmış. Binanın içinde atrium kısmı oldukça geniş ve tamamen açık. Atriumun kenarında geniş rampalar bulunuyor. Teknik anlamda mühendisliğin sınırları zorlanmış. Yapının içi görsel olarak Pantheon'u anımsatıyor. Ayasofya'dan esinlenildiğini söylemek de mümkün. 1910 ve 1920'lerde Almanya ve Avusturya'daki mimari tarzdan etkilenildiğini de söyleyebiliriz. Çeşitli yapılardan ve tarzlardan etkilenildiğini, mimarın bunları özümseyip başka bir seviyeye taşıdığını görüyoruz. Fikri oluşturmak önemli, ancak daha da önemli olan fikri hayata geçirebilmek. Wright'ın muhteşem bir çizimi ve varlıklı bir hamisi vardı. Ancak önemli olan soru, bu planları kimin hayata geçireceğiydi? Binanın yapımı için daha önce otoparklar inşa eden George N. Cohan seçiliyor. Wright daha önce Park Avenue'da bir de araba mağazası tasarlamış. O mağazanın tasarımı da müzeyi anımsatıyor. Müze ilk olarak nesnel olmayan sanat için yapılıyor. Bu tanım o dönemde soyut demenin bir başka yolu. Müze, Sullivan R. Guggenheim'e ait. Guggenheim ailesi varlığını madencilikle kazanmış olan çok zengin bir aile. Başlangıçta Hilary Bey'den bahsetmiştik. Onu da kısaca tanıtalım. Hilary Bey, Alman bir ressam. Soyut çalışıyor. 1920'lerde ABD'ye geliyor. Pek çok sergi açıyor. Sullivan R. Guggenheim'in karısının eşi için bir portre sipariş etmesi üzerine Guggenheim'la tanışıyor. Müze koleksiyonunun oluşturulmasında, müze binasının tasarım ve tarzının seçiminde Guggenheim'in sağ kolu oluyor. Frank Lloyd Wright'ın tarzının Avrupalı modernistlerin neredeyse zıttı olduğunu düşünürüz. Ancak bu binayla modern sanat eserlerinin sergilenmesi için bir mekan yapmış. Binanın planlarının çizilmesinde Wright ilk seçenek değil. Hatta Hilary Bey'e Wright'ın ismi tavsiye edildiğinde "O hala yaşıyor mu?" dediği söylenir. Hatırlayalım, mimar bu dönemde 80'li yaşlarında. Wright çok ünlü bir mimar. Mimarın yaptığı Falling Water evi MoMA'da sergileniyor. Daha sonra müze 1940 yılında onun için retrospektif de düzenliyor. Müze binası için pek çok mimarla görüşülüyor. Sonunda mimar olarak Wright'la anlaşıyorlar. Müzenin yeri konusunda Sullivan R. Guggenheim çok titizlenmiş. Zira yaptıracağı ikonik binanın çok merkezi ve görülebilir bir yerde olmasını istemiş. Hatta o dönemde New York şehir planlamasının başındaki yöneticinin Sullivan R. Guggenheim'in uzaktan kuzeni olduğu ve Manhattan'da üstü açık bir arabayla gezerek müze için yer aradığı konuşulur. Müze çok merkezi bir noktada bulunuyor. Central Park'ın kenarında ve dünyaca ünlü Metropolitan Müzesi'nden sadece birkaç blok uzakta. Metropolitan Müzesi hem binası hem içerisinde sergilenen koleksiyonları itibarıyla klasiktir. Guggenheim Müzesi ise oldukça modern. Binanın modernliği ve sanatsal değeri onu da Guggenheim koleksiyonunun bir parçası yapıyor. Şu konuda süregelen bir tartışma olduğunu belirtmeden de geçemeyeceğim.
Müze binası, dikkatin bina içerisinde sergilenmekte olan eserlere yönlenmesini sağlamak üzere planlanmalı, bir anlamda nötr mü olmalıdır, yoksa müze binası da kendi başına bir sanat eseri olmalı ve izleyicinin sanatsal deneyimine katkıda mı bulunmalıdır? Guggenheim Müzesi'nin binası, yapısı ve modernliği ile öne çıkan bir bina. Binanın çarpıcı görselliğinin içeride sergilenmekte olan iki boyutlu tablolarla adeta yarıştığını düşünebilirsiniz. Ancak unutmayalım ki eserler modernleştikçe boyut önemini kaybediyor ve kavram önem kazanıyor. Eserleri yalnız başlarına değerlendirmiyoruz. Anlamı bağlamla birlikte oluşturuyoruz. Hilary Bay, sınırlandırmaların ötesinde bir şey yapmak istemiş ve Wright da bunu başarmış.